bizatihi yerinden cihaz ederek de bu desteği göstermek istedik. Hep hakların yanında olduğu için size teşekkür ederim. Minnet duyuyoruz. Evet. Şimdi bu bir dönem, bir zamanlar 28 Şubat diye bir şey vardı. Biz o dönemlerin içine gelen insanlarız. Şu anda iktidarda gördüğünüz insanların birçoğu o zamanlar bizim arkadaşlarımızdı. Biz onlarla dernekler kapatılmasın diye, vakıflar kapatılmasın diye, imam hatipler kapatılmasın diye camilerin önlerinde, Beyazıt'ta, şurada, burada, o zaman ben gerçi kaç seredeydim ama eylemler yapardık. Gecemizi gündüğümüze katardık. Ama şimdi devran döndü. İktidara gelindi. Ben 2002'den bu yana bu iktidarın icraatlarına hiç ortak olmadım, yanaşmadım. Çünkü gidişat hoşuma gitmiyordu. Pardon. Şimdi biz kapatılmasın diye sokaklara döküldük. İmam hatipler de... Sen şuraya geçemezsin. Yok yok yok, ben buraya geliyorum. Hayır. Mesela ger ger imam hatipler 76 tane çocuğa cinsel istismarda bulunuyor. Cinsel istismarda bulunan hademe tarikat mensubu diye kaymakam tarafından, oranın yetkililer tarafından korunuyorlar, kullanıyorlar. Şimdi önce fethediyorlardı, şimdi METÖ olmaya başladı. Öyle değişiyor, değişiyor. Üstü tarikat cemaatler. Yabancı değiller ki böyle. İbret almıyorlar. Hocam zannet çocuklar. Alnı secdeli olsun, bizden olsun, bizim mahallede, bizim partiden olsun diye devlete adam yerleştiriliyor. Halbuki bu çok yanlış. Ehliyet ve liyakat sahibi olanlar iş başına gelmesi lazım. Yani Kur'an-ı Kerim namaz kılanlara iş verin demiyor. Ehliyet ve liyakat sahibi olanlara iş verin diyor. Evet. Dönüyorlar, dolaşıyorlar, uslanmıyorlar, tekrar 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 aynı şey, aynı işi tekrar yapıyorlar. Dolayısıyla bu, biz bu zulümden beriyiz, biz buna katılmıyoruz. Biz Müslümanız, Allah'a da inanıyoruz, Kur'an'a da inanıyoruz. Ama bunların Allah'ı, Kur'an'ı yorumlayışı, Allah'ı biçim iktidara gelince bambaşka oluyor. Biz buna katılmıyoruz, katılmadığımız her fırsatta da söylüyoruz. Ben geçenlerde Antalya'da bir konuşma yaptım. Tecavüzcüyü koruyan, hırsızı aklayan, yakmayan, kefen satan, tekbiri getirerek kafa kesen, insanları, kadınları yakalayıp cariye yapıp pazarlardan satan bir din anlayışının, ben ateistiyim dedim. Gerçek İslam'ın müminiyim dedim. Bu söylediğimi de tam anlamayıp şimdi de ateist oldu diye sağda solda bir sürü haber. Olmak suç mu yani ateist? Değil, suç değil ama onlara göre çok kötü bir şey. Halbuki bir insanın ateist olması da sorun değil. İnsanlar inançsız da olabilir. İnanıyor da olabilir. Budist olabilir, Müslüman da olabilir, Hristiyan da olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan insan olmasıdır. Alevi de onlara göre bir şey. Alevi olması da, Sünni olması da değer ölçütü olarak herhalde bir işe getirirken kimliklere, ritüellere, inanca falan bakılmamalıdır. Ehliyet ve liyakat sahibi olmak önemlidir. Müslümanlığın temeli paylaşmaktır. İnsanın güzel ahlak sahibi olması, kul hakkı yememesi, eline, beline, diline sahip olması, dürüst olması yeterlidir. Bunun dışında ne olursa ne olur, sorun değil yani. Ama bunu onlar sorun yapıyor. Aa Alevi, aa ateist dedi ama sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Korkunç şeylermiş gibi bunlar. İnsanlar ürkütüyorlar. O şekilde bir ürkütücü bir algı da oluşturmuşlar. Oraya yaptan herhalde bundan yararlanmaya çalışıyorlar. Tabii ki bunların hepsini yanlış buluyoruz. Hazır sizi bulmuşken bir soru sorabilir miyim? Şimdi bu hani İslam'ı referans alan ülkelerle ilgili konuşacağım. Neden peki hep burada oluyor bu kadın öldürmeler, işte çocuk tecavüzleri, ne bileyim kölelik, cariyelik, şunlar bunlar. Kaynağını nereden alıyor bu? Yani İslam'ın mı acaba bir reform geçirmesi gerekiyor kadın konusunda? Şimdi İslam zaten reformu başlatmış da bu reform yaşadığımız coğrafyada çok derinlemesine yerleştirildiği için toprak ağırlığından tutun ateerkil kültüre kadar her şey devam ettiği için bu cinayetlerin, adam öldürmelerin, tecavüzlerin, toplu sekslerin, şunlar bunlar başka yerlerde de oluyor. Dünyanın her yerde, insan olmayan da her yerde var ama burada özel bir sorun var. Şimdi Kur'an'ın içeriğinde sorun yok. Kur'an diyor ki köleleri özgürleştirin. Kur'an diyor ki
çok eşli bir toplum olduğunu bile indirin. Kur'an diyor ki efendi köle olmasın. Kur'an diyor ki zenginle yoksul arasında uçurum olmasın. Evet. Zenginler fazlalar, ihtiyaç fazlası olan şeyleri alsınlar, yoksullara versinler. Kur'an diyor ki tek bir kişinin dediği olmasın, istişare yapın. Tek adam olmasın. Bütün halk kararlara katılsın. Yani yapacağını yapmış, ben Kur'an içerisinde bir sorun görmüyorum. Peygamber de bunları uygulamaya çalışmış. Ama yaşadığı toplumun bence 1000 yıl öncesinden konuşmuş. Yaşadığı geleneksel toplum, köleci toplum, buna direnmiş ve hala da direniyor. Ve birçok kişi de bunu İslam'ın Kur'an'ın içeriğinde geçtiği gibi değil de Kur'an'ın hitap ettiği toplumda olduğu gibi olduğunu zannediyor. Şimdi kölelik Kur'an'ın hitap ettiği toplumda var ama Kur'an'da yok. Kadın erkek eşitsizliği Kur'an'ın hitap ettiği toplumda var ama Kur'an'da yok. Efendi kölelik, zengin yoksul uçurumu, zenginliği Allah takdir etti, yoksulluğu Allah takdir etti, bu düzen değişmez. Zenginler zenginler, yoksullar yoksullar imtihan olacak. Zenginler şükretsin, yoksullar şükretsin, zenginler de yoksullar acısın falan diyen anlayış Kur'an'da yok ki. O günkü toplumda vardı ama Kur'an bunların hepsini değiştirmeye çalıştı. Kur'an reformcu ve devrimci hedefleri olan bir kitap. Ama bu hedefler gerçekleşmiyor. Peygamberin vefatıyla beraber bu iş duraksadı. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesiyle beraber de bana göre İslamiyet doğduğu topraklara gömüldü. Muhammed'den sonra kimse zaten eceliyle pek ölmemiş yani. Evet. Öldürülmüş. Şimdi bu, bakın bu her din için geçerli. Bütün dinler İslam'la başlar. Biz mevcut dini emev dini olarak görüyoruz. Buna katılmıyoruz, reddediyoruz. Bu padişahçılık, Osmanlıcılık, saltanat, Emeviler, Abbasiler falan bunlar nedir? İslam'da padişahlık yok ki. Zaten şimdi dine uyan yok hocam. Evet. Öyle değil ki, dinimiz böyle değil mi? Şimdi... Dine uyan yok. Dinimiz eğer dine uyarsak zaten yanlış yapma... Stalinist uygulamalara bakarak... Yani dinle insan olmak, nasıl insan olduğumuz önemli. Hani din hepimiz aynı dinle tutarız ama nasıl insanız? İnsana insan gözüyle bakmazsa neye yarar bizim? Evet. Şimdi Stalinist uygulamalara bakarak sosyalizmi değerlendiremeyiz. Türkiye'de Atatürk adına yapılan darbelere bakarak Atatürk'ü yargılayamayız. Ben 12 Eylül darbesinde cezaevinde yattım. Atatürk'ün adına dayak yedim. Bize zorla, jokla Atatürk'ün cebin kitapları ezberlettiler. O zaman 18 yaşındaydım. Fakat ben onlara bakarak Atatürk'ü değerlendirdim. Hocam o sesler, o hani insanları delirecek sesler. Evet, ben ona bakarak değerlendirmiyorum. Kendim okudum, kendim İnceledim, araştırdım. Kendi aklımla bir yere geldim. Hiç durmayan sesler. Evet. Dolayısıyla gazetelerin yayını sürdürmesi lazım. Mazluma destek olmamız lazım. Ne yapmaz mı? Erdem nedir arkadaşlar? Ne yapmamız gerekiyor? Sen onu bize söyleyeceksiniz siz. Birleşmemiz gerekiyor. Evet. Yani bu nereye gidecek? Sonumuz ne olacak? Böyle nasıl olacak? Sokaklar çok sıkıntı. Sizin gibi önderler lazım hocam. Sokak. Estağfurullah. Şimdi bizim zulme uğrayanların birleşmesi lazım. Bu karanlıktan ancak böyle çıkar. Sokağın sesi çok çıkmış. Şimdi insanlar çok dağınık. Evet. Herkes karşının üstünde gözüm var diyor. Aynen. Onu beğenmiyor. Sen geçmişte şunu yaptın. İnsanlar korkuyor. Sesini çıkardığını alıp içeri koydu. Millet korkuyor yani. Ama birlik olursa korkulmaz. İşte evet. Birlik olacağız. Hepimiz birden çıkacağız. Bir gezi daha mı lazım hocam? İnsanlardan evet. Aleviler var da şu an. Gezi daha lazım. Bir gezi lazım hocam. Bu işi bitirmeye bir gezi lazım. Evet. Gezi bence bir giyirtiydi. Yani Türkiye bir giyirdi de sonu gelmedi yani. Öyle kaldı. Evet. Nerede onlar? Hepsi yaşıyor. Evlerinde değil mi şu anda? Öldü mü? Nereye gitti onlar yani? Bilmiyorum. Hepsi, siz de biz oradan tanıdık zaten. Evet, hepsi sokaklarda, hepsi burada, hepsi hocam, evlerinde. Önder lazım. Hepsi Türkiye'de. Yani benim fikrimce bir önder lazım sokaklara. Ya işte, yani ben gittiğimiz yerlerde de biz şimdi üç kişi bir araya gelirse gidip onu destekliyoruz. Burada eylem planı yapacaksınız mı? Ama bir eylem da bir şeyler düşüyor. Cumhuriyetçi işte, darbe planı. Eylem değil, darbe planı derler. Ayrıca
Ay, her biri kendine düşen yapsa zaten evet. mesele kalmayacak ama hocam, o yok. Sizi de pek sevmiyorlar da. O AKP'de. Sizi de pek hoca olarak görüyorum. Ben mesela bir keresinin videonuzu halama göstermiştim. O namazını kılan bir kadın. Anadolu Müslümanı. AKP'li falan değil. Ama sizin bir videonuzu gösterdim. Ya dedi bu hoca dedi insanı dinden çıkarır falan. Ya hala dedim ama bak o da hoca o da ilahiyatçı niye öyle diyorsun? Sonuna kadar izleyemedi çünkü onu korkuttunuz siz söylediklerinizle. Sarsıldı yani şey. Yani bir şu ana kadar öğrendiği şeylere o kadar ters şeyler söylediniz ki. Hoca dedim bu da hoca. Bak bana yakın bu hocanın fikirleri. Mevcut dinden çıkarır. Sen dedi bunu dedi izlemedi bu senin dinden çıkarır. Mevcut dinden çıkar, evet çıkması gerekiyor. Ya şimdi onlar şundan korkuyor bak. Biz diyoruz ki ben videolarda falan izlemişsen sürekli televizyonda program yapıyorum. Evet. Her cuma konuşuyorum. Aslında çok basit bir şey söylüyoruz. Bu onları çok korkutuyor. Öğütleri kopuyor. Aslında söylenen şu, din yıllardır üç şeye indirgendi. Namaz, oruç, başörtüsü. Bir dördüncüsü de işte içkiden bir damla içmeyeceksin. Şimdi buna din diyor ona. Din budur. Nereye gitseler başı açık mı, kapalı mı? Namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Oruç tutuyor mu, tutmuyor mu? İçki içiyor mu, içmiyor mu? Bunlardan birisini yaptıysanız siz dinle bir alakanız yok. Cehennemde cahil cahil yanacaksınız. Diye düşünün. Şimdi biz diyoruz ki bak. Bu dördünün de Kur'an-ı Kerim'de ne cezası var ne de kazası var. Yani bunu yapmayanlara ne olur? Aç Kur'an'a bak. Yazmıyor bir şey. Ama şu dört şeyin cezası var. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söyleyip iftira etmeyeceksin, aldatmayacaksın. Yani eşini aldatıp zina etmeyeceksin. O aldatmaktır. Bunlara bir ceza öngörülmüş. Cezanın ne olduğu önemli değil. Burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Senin din dediğin şeylerin cezası yok. Bunların dinle alakası yok dediğin şeylere ceza. O zaman din hangisi? Yani bir insan eline beline diline sahip oluyorsa en büyük dindar odur. Öldürmüyorsa, çalmıyorsa, iftira atmıyorsa, sadakatle dürüstlük üzere yaşıyorsa, dindarlığın özü merhamettir. En büyük dindarlık budur yani. İlla namaz kılacak, illa başını örtecek diye bir şey yok. Bu seninle Allah aranda olan bir şeydir yani. Şimdi bunu söyleyince ne oluyor? Diğer dördünü onlar din olarak gördüğü için çatır çatır yıkılıyor kafasını. Ben bittim diyor yani. O zaman diyor bütün kıldığı namazlar boşunaymış, öyle mi diyor? Ya boşuna der, o senin Allah arasındadır. Boşuna demiyoruz evet, ama onu din haline getirip de namaz kılmayanları, senin gibi başını örtmeyenleri kötü gözle göremezsin. Onlara dindar değil falan filan diyemezsin. Hocam illa sizin ağzınızda bu çıkınca çok büyük kitleleri etkilediği için onlar ondan korkuyorlar. İşte o dinlemiyor işte bak, videoyu dinlemiyor. Dinlettirmiyor. Ama bu yayılırsa diyor. Sana uyan da çok ama işte ondan korkuyorlar. Şimdi benim bir tanıdığım vardı. Rahatsızcı şeyler de yapıyorlar. Benim bir tanıdığım vardı bir şeyde. Evet. Mahallede bakkal adam. Şimdi yıllardır tartıştıkları birisi var. Birisi sürekli Akit gazetesi okuyor. Öbürü de sürekli Cumhuriyet okuyor. Bunlar yıllardır birbirleriyle tartışıyorlar. Şimdi Akit gazetesi olan, Cumhuriyet gazetesi olanı işte iş geçtiği için, camiye gelmediği için, karısının başı açık olduğu için kafirlikle suçluyor. O da ona işte gerici yobaz falan diyor. Şimdi ben bir şeyler söylemeye başlayınca şimdi adam telefon açtı bana. Diyor ki şimdi senin bu söylediğine göre diyor adamın şeyde Hacı Bekir derinde aslında. Ben adama diyor yıllarca kafir dedim diyor. Başı açık. Ben iş geçiyorum namaz kılmıyor. Şimdi diyor ben bizim Hacı Bekir'e ne diyeceğim? Git bunların yanlış olduğunu söyle diyorum. Ama şimdi aramızda diyor kan davası var diyor. Yıllardır, 20 senedir ben bu adamla tartışıyorum diyor. Yani sen bu içkiden bir damla içtiğin için kardeşim, namaz kılmadığın için başın açık olsun, kafirsin dedim. Adamla böyle olduk diyor. Şimdi gideceğim ona diyeceğim, ya benim bu düşündüklerim yanlışmış. Aslında sen çok dürüst bir adamsan, sorun yok diye nasıl diyeceğim diyor. De bunu diyemem kardeşim diyor. Ama diyor, başkasına derim ama. Şimdi baktım adam, bir tanıdığımdan haber geldi, diyor ki ya şu adam şöyle bir Akit gazetesi falan okuyordu ama şimdi gelmiş senin fikirleri savunuyor diyor. Bizim savunduğumuzu savunuyor o, tanımadığı kişilere söylüyor. Tanıdığı Hacı Bekir'e gidip söyleyemiyor. Yani tanımadığı kişilere diyor ki, ya o sorun değil, ben bunların da yıllarca din olduğunu sanıyordum ama
dürüst onun yeter, adam, insan onun yeter diyor. Ama yıllarca çatıştığı kişiye gidip onu söyleyemiyor. Ona diyemem diyor, aramızda şey oluşturuyor. Onun karşısında küçük düşerim diyor. 20 yıl boşa bu fikirleri savunduğumu anlaşılır. Ama beni tanımayan kişilere gider söylerim diyor. Gidiyor ve kendisini tanımayan kişilere bunları söylüyor. Ama kendisiyle mücadeleye girmiş olan kişiye söyleyemiyor. Hı hı. Peki, öyle. Türkiye'deki Müslümanlar neden mesela IŞİD kafasına karşı bir birlik olmuyorlar, bu adamlar bizden değildir demiyorlar, her yapılan bu şiddete bir hareket görmüyoruz Müslümanlarda. Acaba sessiz sessiz desteklediklerini mi gösteriyor bu? Nedir? Şimdi Türkiye'deki ortalama İslam kültürüne yetişen bir genç, 3 gömlek sonra IŞİD'dir. Oh. Arada 3 gömlek vardır yani. Hak yok. Böyle daha, biraz daha... Daha kötüsü oldu Balkanlarda. Kosova'yı tutuyorsunuz. Bektaşi İslamı'dır onlar, Arnavutlar. Fakat Kosova yoksullaşınca Kosova'dan IŞİD tetikçisi olarak İstanbul'da infaz yapan çocukları hatırlayın. Kaçanları. IŞİD'den kaçanları İstanbul'da öldürdüler. 370 kişi falan Kosova'da tutuklu IŞİD'e adam taşımakta. Aynı var, orada da var. Tabii. Hani kökenleri, babaları Bektaşi. Şey yani. Onlar bile etkileniyor. Ama bu işi yalnız şöyle söyleyeyim, yani bu dini gruplar yeni çıkmış bir olay değil. Buradaki birçok insan hatırlar Kahramanmaraş olayları. Şimdi Kahramanmaraş'ı, Sivas'ı, Çorum'u yapanlar IŞİD değildi ama MHP'de de fark eden bir şey yok ki. Zihniyet aynı. Bakın, üstadın söylediği çok önemli. Diyor ki, şimdi 3 gömlek sonrası zaten potansiyel olarak böyle bir şey var. Yani benden değilseniz siz ölümü hak ediyorsunuz. Evet, evet, şimdi Mamak'taki Raci Tetik işkence yapan adam ne diye bakıyor? Diyor ki devlete sahip çıkmayan adam düşmandır. Yaşamasa da olur. Yani o düşüncede, o kafada yani benden değilse ötekidir ve onun yaşam hakkı yok. Kaynağını nereden alıyor? Onu merak ediyorum. İnancı o. Ha, nereden alıyor? Şimdi üstadın yanında bunları bize düşmez bu lafları söylemek de bakın İmam Şafii ile İmam Hanefi arasında iki temel görüş farkı var. Şimdi İmam Şafii diyor ki bir insan Müslüman değilse yani benim dediğim şeylere inanmıyorsa insan da değildir. Öyle de bilir. Yani dokunulmazdır. İmam Hanefi de diyor ki hayır. İnsanın dokunulmazlığı insan olmasıyla başlar. İnsansa ona dokunamayız. Neye inanırsa inansın, nasıl düşüncesi olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, onun yaşam hakkı vardır ve saygı göstermek zorundayız. İşte bunun temeli, bakın şimdi İmam Şafii de böyle de, yani Hinduizm'de, Budizm'de, geleneksel anlamdaki dinlerde ya da Orta Çağ'da, Hristiyan'da kadınları yakan, insanları yakan, afuraz eden Hristiyanlık'ta yok mu? Şimdi çocuk tecavüzleri dediniz, yani şimdi İslam dünyasında bunlar var, maalesef var. Lanet olsun ama papazlar, çocuk pornosu, bakın çocuk pornosu batıda bir sektör. Değil mi? Ciddi bir sektör hem de ya. Yani utanılacak bir şey. Milyar dolarlık bir sektör. Onun için buradaki temel olay İslam ya da başka bir inanç olması değil. Bizim duruşumuzun nerede olacağı. Biz nerede olacağız? Zulüm varsa karşısında olacağız. Evet. Bu kadar basit. Evet. Üstad Ali Şeriat'ın sözü bence çok harika bir şey. Diyor ki, düşünüyorum o halde varım değil. İtiraz ediyorum, o halde var. Yani baş kaldırıyoruz, o halde var. Baş kaldırmasak olmaz. Neye zulme? Zulm nereden gelirse gelsin. Evet. İmam-ı Azam var. Şey, şunu da ekleyelim. Bugün yaşasaydı İmam-ı Azam belki şunu da eklerdi. Derdi ki yani hayvanlara da dokunmayalım, canlılara da dokunmayalım, doğaya da dokunmayalım derdi. Ben de onu eklemiş olayım. Tabii o zamanki tartışma. Tabii, zaten direniş Hüseyin Efendimiz'de gelen bir şey. Onu yürütürsek meselemiz kalmayacak. O direnişi de inşallah herkes Allah nasip etsin. İnşallah. Haksızın karşısında hepimiz duralım. İnşallah. İlla da hocam şu çocuk meselesini sen açtığın için affına sığınarak o bizim vicdanımızı kanatmıştır. Vicdanımız kan ağlar, çocuklara el uzatan eller kırılsın diyoruz hocam. Evet. O bizi çok derinden halkı yaralamıştır. Fırsat oldu. İyi ki konuştunuz. İyi ki sen geldin. Biz de bunu. Evet, evet, yani bu bende bir derin yaradır hocam. Çocuklara uzanan eller kırılsın.
Siz nereden geldiniz? Ben Nurtepe'de geldim. Bunlar eğlence grubu. Evet, aşağıda gelen grup değil mi? Yok yok. Ümraniye'den. Ayrı, her yerden var. Yani, ben de yeni Bosna'da. Şimdi arkadaşlar, bu olan laştaki arkadaşların durumu ne alemde? Şimdi bir Akın'ı da tabii tutuklama verecekler. Şimdi sorumlusu bitmiş. Hmm. Hatta Murat'ın eşiydi şey. Ayşe'yle ikisi gidiyorlar duruşmada kapıdan görürüz belki uzaktan diye. Tutuklayacaklar onu da. Ondan sonra uzun bir süre tutarlar öyle hiçbir şey yapmadan. Biz gazeteyi çıkarma şeyi vereceğiz ya, uğraşı vereceğiz gayet. Yani böyle oldu. Peki gazetenin şeyine, o vakıf... O seyir verilecek bilmiyoruz ki. Yani şimdi... Vakfı kapatmaya bir şey var mı? Ben ifade alanların düzgün bir... Onları aştığına inandığım için onların de... Vallahi billahi kayyum göndermeyeceğiz size falan diyorlardı konuşurken ama o ölçü değil yani tabii ki. Talimat ne gerekiyor? Güçler dengesidir bu yani. Şu andan niyetleri şunu yapacaklar, gönüllerindeki evet kapattı kayyum atayıp etmektir. Ama görüntü olarak onu söylemeyi göze alamadılar. Yani aynen cümle şu, yani bana söyledi şey terörle mücadele masasında sorgu sırasında bana söyledikleri. Dediler ki biz cemaate yaptığımız muameleyi size nasıl yaparız falan diye böyle şeyle. Kayyum atamak gibi bir şey yok. Adını kayyum demez ama kayyum anlamına gelen bir uygulama evet, gelir. Evet. Onun için ne yapacaklarını bilmiyoruz yani ne yapmaya, adını daha doğrusu bilmez, güce bağlı olarak biz yaptırmamaya yani. Çalışacağız. Olay bu. Mustafa Balbay'la diğer ismi. Direkt ilişkisi hani yok, bakmayın. Hayır, yani onu gerekçe olarak. Hayır, gerekçe o olarak. Eski bir açılmış dava, bir seçimle ilgili. Onu bahane etme şeyleri de var. Hayır, ona terörle mücadele masasında ne işi var? Hani vakıfla yönetmeyle ilgili anladın da onu yani. Söylüyorum. O, şimdi benim ifademi tutanağı bile alamamışlar. Çünkü ben oradan geldim. Siz terörle mücadele masasısınız dedim. Size ne bizim vakıftaki seçim tutanağımızdaki uygunluk hukuka veya değil. Vakıflar yönetimi rapor yazar, mahkeme karar verir. Seçim yenilenir. Ne olursa o bizim sorunumuz. Size oradan teröre de nasıl geçiyorsunuz? Sizi ne ilgilendiriyor? Siz terörle ilgili çünkü böyle şey, biz teröristleri temizleyeceğiz gazetemizden, gazeteyi kapatmayacağız gibi bir sözde ifade almaya çalışıyorlar. Tabii ki onun da ifadesini alamadılar benim açımdan ama ben tabii deneyeyim. Sendika başkanlığı yapmışım, İnsan Hakları Derneği yöneticiliği yapmışım, işte basın özgürlüğüyle ilgili uluslararası şeylerde biliyorum. Düşünce suçunun sınırları ile ilgili onlara ben der, önce dedim bir dakika ben önce size nasıl baktığımı anlatayım dedim. Ben dedim sizin ölçülerinizle Cumhuriyet çalışanı olarak 50 yıllık en çok dedim hangi insanları sevmem dedim. Radikal İslamcı teröristleri sevmem. Cinayet işleyenleri, bu kafa kesenleri diye. Öyle, onlar da içeri alındığında ben ondan insan hakları savaşımını vermek zorundayım. Onların düşünce özgürlüğü kapsamındaki açıklamalarını yer vermek zorundayım mesajı olarak. Ve onu suç kapsamına sokamam. Şimdi benim sınırlarım bu. Siz beni bu sınırların içinde beğeniyorsun, beğenmiyorsun diye bir çerçevede sorgulatamazsınızdır. Böyle sorulara cevap vermem deyince sürdüremediler. Şeyde dosyaya koymamışlar benim şey tanıklığımı. Kayda değer önemli bir şey bulamamışlar ama şimdi o sınırlardan sorun. Yani şeyde Balbay gidip ifade vermiş değil orada. O dosyada. Başka bir yerde bir tane sıçmada bir şeyler söylemiş. Ben yani doğru söylemiş demiyorum da. Hani onun üzerinden onu kullanıyorlar. Evet, bu spekülasyonda kullanılan bir şey değil aslında. Evet, biz kalkalım. Hocam size çok ihtiyacımız var. Sizi yanımızda bekliyoruz. Senin desteğine ihtiyacımız var hocam. İnşallah günleşe birleşe. Vicdanlı insanlar size lazım. Evet, şöyle sorayım. Allah'a emanet olun.